Merhabalar. Ben Profesör Doktor Okan Tuna. Bugün sizlerle konu başlığımız itibariyle lojistik sektöründeki bir takım global eğilimleri konuşacağız. Ama ben bu global eğilimleri birazcık daha farklı bir perspektiften, daha önce bizim fakültemizin liderliğinde ve önderliğinde gerçekleştirilmiş bir araştırmanın sonuçları üzerinden ve Türkiye ağırlıklı sizlere aktarmaya çalışacağım. Lojistik sektöründe eğilimler ve beklentiler araştırması var şu anda elimde. Aslında bu araştırma pandemi olmadan önce, bizim pandemiyi hiç tahmin etmediğimiz bir dönemde 2019 yılının son 6 ayını, yani Temmuz ve Aralık aylarını kapsayan eğilimleri ve beklentileri ölçmek üzere gerçekleştirilmiş bir araştırma. Şimdi bunu niye peki aktaracağım size? Birincisi, hakikaten biz pandemi öncesi bu eğilimlerle, beklentilerle ilgili ne düşünüyorduk? Biraz onu göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda belki de bunları ortaya koyduktan sonra bu pandemiyle birlikte hakikaten bunlar değişti mi, değişmedi mi diye biraz tartıştırmak için. Ben çok tartışmayacağım. Sadece bunu tartıştırmak için ortaya koyacağım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu raporu zaten biz pandemi sonrası için aynen 2020 yılının Temmuz-Aralık dönemi içinde kurgularını başlattık. O da ortaya çıktıktan sonra enteresan bir karşılaştırma olacağını düşünüyorum. UTİKAT, bilenler bilir, bilmeyenlere de söylemek gerekebilir. Aslında Türkiye'nin önemli bir lojistik sivil toplum örgütü. Tam adı da Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, UTİKAT diye biz bunu kısaca tanımlıyoruz. Ve 477 tane işletme var üyesi. Ve bu üyelerin adından anlaşılacağı gibi çoğu lojistikle ilgili iş yapan, lojistiğe bir şekilde dokunan, ne demek dokunan, lojistikle ilgili IT işi yapan da olabiliyor. Ya da lojistiğin tamamıyla taşıma işini, depolama işini değil de işte bir takım elleşleme diye tabir ettiğimiz, leşing diye tabir ettiğimiz farklı kurgularını gerçekleştiren firmaların üye olduğu ve hakikaten de uluslararası bir örgüte, FIATA'ya da bağlı olan büyük bir sivil toplum örgütü. Bu çalışmada UTİKAT işbirliğiyle bizim 9 Eylül Üniversitesi Enerjik Fakültesi'nde benim takım liderliğimde ama 3 tane çok değerli arkadaşımızın da katkılarıyla gerçekleştirildi. Kim bunlar? Defne Ang'ın, Demir Ali Akyar. Bu iki arkadaşımız da doktor öğrencimiz bizim. Bir de Tuğba Bafra var. Tuğba Bafra da UTİKAT'ın temsilcisi olarak bu çalışma içerisinde yer aldı. Şimdi bu araştırmanın şöyle bir özelliği var. Sonuçlarını size kısaca aktaracağım. Genel çerçeveyi ortaya koyacağım. Tekrar ediyorum. Biz global işte beklentiler, eğilimlerden bahsediyoruz. Ben Türkiye'deki lojistik sektörünün eğilimleri, beklentilerinin burada size sonuçlarını açıklayacağım. Ama unutmayalım, lojistik global bir sektör. Türkiye bugün ne düşünüyorsa Avrupa'da bunu düşünüyor, Kuzey Amerika'da bunu düşünüyor, Asya'da bunu düşünüyor. Evet, lokal bir takım farklılıklar var ama sonuç itibariyle global ticarete hizmet ettiğiniz takdirde de global bütün o kurguların süreçleri içerisinde yer alıyoruz. Araştırmamızın şöyle bir kurgusu var. Onu da kısaca özetleyeyim. Tabii biz 477 işletmeye hepsine tabii ki sorularımızı göndermedik. Bunun içerisinden bu 477 işletmeyi temsil eden bir kota örneklemesi, ki 50'ye yakın bir işletmedir, işletmeyi seçtik ve bunlara bir takım sorular gönderdik. Bu sorular çok farklı değişkenleri içeriyor. Bu sorular içerisinde farklı değişkenlerin
hem beklentilerini hem de aynı zamanda eğilimlerini içeriyor. Ama o değişkenlerin ne olduğunu size kısaca da aktarmak isterim. Çünkü hem eğilimlerimizi hem beklentilerimizi biz bu 7 değişken üzerinde ölçtük. Güven ortamı. Güven ortamı hem lojistik sektörünün güven ortamını hem de aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin güven ortamını ortaya koyuyor. Lojistik ekosistem, finansman, insan kaynakları, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme konusu, sürdürülebilirlik konusu ve tabii ki kamu ile olan ilişkiler. Şimdi isterseniz tekrar ediyorum 2019 yılının Temmuz-Aralık ayının sonuçlarını şöyle sizle birlikte paylaşalım. Bu arada benim elimde çıktısını görmüş olduğunuz bu raporu UTİKAT'ın web sitesinden de utikat.org.tr'den de kolaylıkla indirebilir. Detayları da buradan izleyebilirsiniz. Neler sorduk? Güven ortamını sorduk. Bu güven ortamında özellikle ilginç bir takım sorularımız vardı. Mesela sorduğumuz sorulardan birisi şuydu. İşlerinizin hacminde son 6 ay içerisinde nasıl bir değişim olmuştur? Sektörün %42.22'si aynı kaldı diye bir cevap vermiş. %20 olumsuz da eklediğiniz zaman aslında ortaya çıkan bir tablo var. Lojistik sektörü aslında bizim bu çalışmayı yaptığımız dönemde ne büyümüş ne küçülmüş, hep aynı kalmış. Tabi bu aslında biraz bizim beklediğimiz bir trendti. Çünkü sektörün artan rekabet, çok zor bir takım beklenmedik regülasyonlarla karşılaşması aslında bu durgunluğun en büyük nedenlerinden biriydi. Sanıyorum pandemi sonrası da çok böyle elimde ampirik sonuç olmadan da bunu açıkçası yorumlamak da istemem ama başka ampirik çalışmalardan aldığımız detaylardan da gördüğümüz sanıyorum bu pandemi sonrasında bu işin daha da azalacağını göreceğiz. Sonra şunu sormuşuz. Türkiye'nin makroekonomik hedeflerine yönelik bir güven düzeyini sormuşuz. Şimdi burada da yine bu soruya çok paralel bir cevap çıkmış. %42 düşük demiş, %40 orta demiş. Çok düşük diyen mesela 8.99 yüzde, yüksek diyen de 8.99. Yani yine ortadayız. Bir makroekonomik anlamda Türkiye'nin güven düzeyiyle ilgili olarak lojistik sektöründe daha böyle ben buna çok da böyle olumsuz da bakmadım açıkçası. Mutedil bir bakış açısı var. Yani ne iyi ne kötü bakış açısı bir önceki soruyla paralel gitmiş. Güven ortamı ile ilgili, değişkeni ile ilgili üçüncü ve enteresan sorumuz da bu sorunun vermiş olduğu yanıtlarını şirketlerimizin ben çok samimi buluyorum aslında. Lojistik sektörün hizmet verdiği işletmelerin, yani diyoruz ki müşterilerinizin sizce sektöre olan güven düzeyi hangi seviyededir? Biz bu daha önceki çalışmalarımızda da buna benzer sorular hep sormuştuk. Yani bu test edilmiş bir soru aslında. Çok ilginç. Çok dürüst söylüyor bunu lojistik sektörü. Evet diyor, benim müşterim diyor, lojistik sektörüne, yani benim bulunduğum sektöre diyor, %48,89 oranında güven duyuyor diyor, orta düzeyde ama. Yani yüksek diyen %33,33, orta diyen %48,99. Yani aslında burada lojistik sektörü neden güven duyulmadığının belki bazı değişkenler itibariyle farkında. Bunu da çok iyi biliyor. Ama benim için bir araştırmacı için, bu çalışmanın içerisindeki ekipte yer alan araştırmacı için açıkçası bu samimi duygu da ortada. Bunun değişebileceğini kısa dönemde ben beklemiyorum. Sektördeki işletmelerle yaptığımız görüşmeler de bunu gösteriyor ama
şunu da söyleyebilirim. Global düzeyde de bu güven duygusunun çok yükseklerde olmadığını rahatlıkla aktarabilirim. İkinci ana değişkenimiz lojistik ekosistemi. Şimdi bu da aslında yıllardır sektörün, lojistik sektörünün global düzeyde de karşılaştığı bir takım temel sorunlar nedir diye sorguladığımız bir soru. Bu da çok değişmiyor. Onu da söylemek isterim. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda da biz bunu teyit ettik. Dedik ki, sizce lojistik sektörünün karşılaştığı temel sorunlar neler olmuştur? Stratejik plan eksikliğini %53,33 oranında neredeyse yarıdan fazla katılımcı söylemiş. Bu önemli. Son 20 yılda sektör bu konuda böyle bir takım değişimler yapma konusunda farklı işler yapma, uğraşma, denemeye girdi ama birkaç ya da 3-5 diyelim işletme dışında bunun karşılığını henüz almadı. Sebebi de var aslında. Özellikle Türkiye'deki lojistik sektörü global düzeyde de rekabet anlamında sıkıntı yaratan nedenlerden birisi küçük ve orta boylu. Küçük ve orta boylu olduğu zaman da stratejik plan eksikliği her zaman önde geliyor. İkinci temel sorun ise %46,67 ile fiyat odaklı rekabet demiş. De bu fiyat odaklı rekabet aslında sektörün müşterilerinden dolayı çok ciddi yakındığı bir konu. Çünkü 1 dolar için, 1 sent için hatta müşterinin kendilerini bırakıp başka bir rakibe gittiğini her zaman söylüyorlar. Ve bir de %42,22 kalifiye insan kaynağı. Şimdi bununla ilgili belki ileride de birkaç soru var. Ama kalifiye insan eksikliği tabii bizi de etkiliyor. Ama bizle birlikte sektörü de etkiliyor. Bu anlamda aslında son dönemlerde birazcık daha bir yoğun bu eksiği kapatmak için çalışmalar söz konusu. Sonlarda da bir yapmış olduğumuz sorunun, sormuş olduğumuz sorunun özür dilerim cevabında da bunu göreceğiz. Burada birazcık da sektörün özellikle üniversite ile ve eğitim kurumları ile olan entegrasyonunun ve işbirliğinin az olmasının da neden olduğunu burada size rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra mesela rekabet seviyelerini, rekabet düzeylerini sormuşuz. Rekabet düzeylerini sorarken de fiyatta, kalitede, hizmet hızında ve hizmet çeşitliliğinde bu değişkenlerde sormuşuz. Mesela sektör diyor ki biz fiyat da rekabet seviyemiz tepe noktada %86,67. Yani deminki aslında sorunun cevabını teyit ediyor bu. İnanılmaz bir fiyat odaklı yapıda rekabet yapıyoruz biz diyor. Ama mesela kalite konusunda diyor rekabet düzeyimiz orta %53. Hizmet hızı konusunda da %51 orta. Hizmet çeşitliliği konusunda da %57,78 orta. Şimdi şu önemli, fiyat önemli olmaya devam edecek. Global düzeyde de fiyat önemli bir değişkendir. Tabii fiyatla birlikte şunu da açıklamamız gerekiyor sektörde. Bu tür lojistik işletmelerinin özellikle müşterilerinin işlerini yaparken müşterilerine ciddi bir finansman kaynağı olduğunu da söyleyelim. Yani 30 günlük, 60 günlük vadelerle çalışıyor müşteriler. O yüzden de vadesi ne kadar uzarsa lojistik işletmenin tahsilat açısından söylüyorum. Tercih sebebi de artıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu kısa dönemde değişir mi? Yani belki. Ama özellikle hizmet çeşitliliği konusunda. Çünkü biliyorsunuz işte birazdan da konuşacağız. E-ticaretler geldi. Perakendecilik arttı. Bir takım konvansiyonel sektörlerdeki iş yapma biçimleri, iş yapma oranları, düzeyleri düşmeye başladı. Ama hizmet çeşitliliği gibi konularda sektöre eğer birazcık daha kendini geliştirebilirse
sanki ortaya yeni bir takım alternatifler çıkacak gibi. Nitekim mesela sektörlere göre yeni iş fırsatı sunma oranlarını sormuşuz. Otomotiv eskisi kadar yüksek değil. Orta. %37,78 orta demiş. Ama mesela e-ticaret ve perakendeye bakıyoruz. E-ticaret ve perakendenin yüksek ve çok yüksek oranlarını topladığımızda neredeyse %80'lere varıyor. Yani sektör böyle e-ticaret ve perakende gibi bir alana doğru da kayıyor aslında. Bunun dışında tekstil ve hazır giyim yine önemli bir iş fırsatı sunuyor ama işte bir e-ticaret perakende kadar değil, orta düzeyde bunları söyleyebiliriz. Bir de şunları sormuşuz. Yani tamam bunlardan şikayet ediyorsunuz siz. İşte fiyat rekabeti var diyorsunuz, stratejik plan eksikliği var diyorsunuz, bunlar önemli sorun diyorsunuz ama ya geçtiğimiz dönemde ne yaptınız? İşte öncelik olarak hangi kararlara ve stratejilere bir şekilde öncelik verdiniz diye soruyoruz. Mesela yeni müşteri kazanma öncelikli olmuş. %55 gibi bir rakam. Maliyet kontrolü sağlama %51,11 gibi bir oranla ikinci sırada geliyor. Ki bu önemli. Yani yeni müşteri kazanmak ama kazandığınız müşterinin tahsilat problemlerini ortaya koyduğunuz zaman maliyet kontrolünü sağlayamazsanız çok kötü duruma doğru giden işletmeleri gördük, yaşadık, hala yaşıyoruz. Ve bir de aynı zamanda mevcut müşterilerle devam etme. Aslında baktığımız zaman bu tablo, bunu her zaman her ortamda söylüyorum. Türkiye'deki lojistik sektörünün bu okumayı global sektörlerde de yaparsanız hemen hemen global sektörlerle bu okumanın paralel olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yine müşteri kazanma ile ilgili ne tür işleri yapıyorsunuz diye sormuşuz. %66 müşteri ilişkileri. Bu konuda özellikle Türk lojistik sektörü bir hayli ilerledi. Bunu geliştirdi. Ama bakın mesela demin size bahsetmiş olduğum katma değerli hizmetler konusunda %46,67. İşte rekabetçi fiyatlar konusunda da %44,4 gibi bir oranda işlerini yaptıklarını ortaya koyuyorlar. Şimdi bu lojistik ekosistemiydi. Bir de finansman ve yatırım ortamına bakalım. Tabii tekrar ediyorum bunlar pandemi öncesi. Neden peki bunu veriyorum? Şimdi biz bir global yapıdan bahsediyoruz. Bu global yapı içerisinde hiç bilmediğimiz bir dönemde yapmış olduğumuz bir araştırma sonuçları bunlar. Ama bu sonuçların bize vereceği bir içgörü var. Bunları ortaya koyduktan sonra bu içgörüleri belki bu pandemiyle birlikte çok daha net değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Artı yine belki de buradan söz vermiş olurum. Bu çalışmanın pandemi sonrası versiyonu da bittikten sonra yapacağımız karşılaştırma içinde bir temel olacak diye düşünüyorum. Mesela hiç pandemi yokken sormuşuz. Bu da ilginç. Seviyorum bu tür çalışmalara bakmaya. Sektörün önümüzdeki 6 aylık dönemde gelişimi hakkında öngörünüz nedir demişiz. Değişmeyecek demiş zaten sektör. %69 oranında değişmeyecek demiş. Değişmedi ama biraz küçüldü. Global düzeyde de küçüldü. Ama şunu da unutmayalım. Çok da enteresan toplanma sinyalleri geliyor sektörde. Sektörün belki belli dikeylerinde çok gerileme olsa da başka dikeylerde çok ciddi ilerlemeler gözlemliyoruz. Mesela yabancı sermaye ile ilgili bir soru sormuşuz. İşte son 6 aylık dönemde, yani gelecek dönemde yatırımcının ilgisinin ne olacağını sormuşuz. Aynı seviyede kalacak demiş. Bu zaten lojistik sektörünün bu yabancı sermaye ile ilgili olarak 3-5 yıl önce çok ciddi bir heyecanı vardı global düzeyde. Ama son dönemlerde bu yabancı sermayenin Türkiye'ye girişiyle ilgili olarak heyecanın da azaldığını görüyoruz. Sorduğumuz diğer bir soru, yatırım planlıyor musunuz?
cesur bir sektördür. İnanın şimdi sorsak buna yakın cevap alırız. Tamamıyla kendi hislerime dayanarak söylüyorum. Ampirik bir çalışmanın sonucu değil ama %58'e yakın katılımcılarımızın gelecek dönemde lojistik sektörüne bir yatırım planladığını burada söylemişler. Ve öyle de doğru söylemişler ki, kaçınılmaz gerçek, yatırım yapılması planlanan alanların birinci sırasında %73 ile teknoloji geliyor. Bu daha da değişmedi bence, belki daha da arttı. Bakın, altyapıya %30 gibi yatırım yaparım diyor, teknolojiye %73 gibi yaparım diyor. Ama burada ilginç bir nokta var. İnsan kaynaklarından problem değil diye sektör. İnsan kaynaklarından problemi çözmek için büyük ihtimalle %15.38 demiş insan kaynaklarına yatırım yaparım. Demek ki teknoloji ile insan kaynakları arasında bir trade-off yapma niyetinde, bir algısında. Bu da ilginç bir şey. Ama şunu unutmamak lazım. Siz ne kadar teknoloji yatırım yapsanız da insan kaynaklarını kullanma biçiminiz değişecek. Kullanma şekliniz değişecek. İnsanın olmadığı hiçbir yerde teknolojinin de anlamı kalmayacak. Ve insan kaynakları değişkeniyle ilgili sorduğumuz ana başlığımız şimdi bu. Ona bakalım. Burada işte çalışan sayısı ile ilgili sormuşuz. Son 6 aylık dönemde nasıl değişim gösterdiğini sormuşuz. Yani hem mavi yakalıda da hem de beyaz yakalıda da aynı kaldığını söylemiş. Zaten işte bir önce anlattığım o lojistik ekosistemine olan güven, işte bir takım işlere yönelik yatırım yapma iştahları, özellikle teknolojinin ön plana çıkması gibi sonuçların da aslında bir nevi teyidi bu. Aynı kalmış. Büyük oranda aynı kalmış. Ve eğitime ayrılan bütçeyi de sorduk. Bizim merak ettiğimiz önemli konulardan birisi. Mesela %60'ı da aynı kaldı demiş. Yani burada belki sektöre ufak bir eleştiri yapılabilir. Ya insan kaynaklarından bu kadar şikayet ediyorsun da sen eğitime ayrılan bütçeyi neden hep sabit tutuyorsun da denilebilir. Ama o da diyebilir ki ben yıllarca buna para harcadım. Hiç karşılığını almadım. Tabii ki o da oturup konuşulması gereken, tartışılması gereken bir kurgu. Fakat ilginç, pandemi öncesi bu. Pandemi sonrası olay tespit edeceğiz. Ama çok da majör düştü mü? Demin de söylediğim gibi bazı dikeylerde gerileme oldu. Bazı dikeylerde farklı bir düzeyde ilerleme oldu. 6 aylık dönemde yeni personel almayı düşünüyor musunuz demişiz. %69'a yakını da evet demiş. Yani ben yine de insansız bu işi yapamam diyor. Gelelim dijitalleşme ve endüstri 4.0 başlığına. Ya aslında yani buradaki bütün o sormuş olduğumuz soruların dijitalleşme ve endüstri 4.0'dan çıkartabileceğimiz sonucu baştan söyleyeyim. Endüstri 4.0 ile ilgili lojistik sektöründe verimlilik, hizmet hızı, kalite ve karlılıkta artış bekleniyor. Çok umutlu yani sektör. Çünkü şunu sormuşuz. Ne yaptın dijital dönüşümle ilgili olarak? Yazılım programlarının tamamıyla bitirdim ben diyor sektör. %95.56. Bu mesela bakın global düzeyde de bizi çok ciddi anlamda mutlu edecek bir rakam. Yani sektör küçük ve orta boylu da olsa ki hakikaten bugün gidin küçük sektörde en ufak küçük bir şirkete de gidin. Yazılım programlarını bizim sektörün kullandığı temel bir takım yazılım programlarından bahsediyorum. Dönüşüm yapmış. %95. Bundan sonra özellikle dijitalleşmeye de atacağımız adımlar için aslında önemli bir temel. Bunu da söylemek lazım. %48 hatta 49'a yakın bulut bilişim sistemlerini yapmış. Bu da çok güzel bir şey. Neden? Çünkü 3 yıl önce, 5 yıl önce biz sektöre şunu soruyorduk. Bulut bilişim sistemleri hayır diyordu. Çünkü benim gizli bilgilerim var. Bulutu açarsam ya çalınırsa diye. Ama bu korkuyu da aştı. Fakat bu korkuyu aşmasına rağmen mesela dün yine CME'in
çok büyük bir denizcilik şirketinin ve hatta Siva Lojistiğin web sitesi eklendi. Yani bu da var. Yani büyük bir korku ortamı var aslında, bir realite var. Yani dünya dili bu CMA. Siva Lojistik. İkisi aynı grubun. Dün eklendi, bilmiyorum. Sabah gelirken buraya bakmadım. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ama yine de sektör bu bilişim sistemlerine. Yani bundan önce de vardı bu haberler. Yani biz bu çalışmayı yaptığımızda Maersk, dünya deminin web sitesi, yani web sitesi derken web sitesinde adamların bloglarını, haberleri okumak için bahsetmiyorum. Bütün o dijital işlem yapabilecek web sitesi, tracking'i yapıyorsunuz, booking'i yapıyorsunuz, para ödüyorsunuz, fatura alıyorsunuz vesaire, hacklenmişti. 30 gün, 35 gün sürdü. Ama buna rağmen bulut bilişim sistemlerini önemsiyor. Ama hala Ar-Ge İnovasyon Merkezi konusunda sektör geride. Bir firmanın bakanlıktan tescilli sektörümüzde, benim şu anda hatırladığım kadarıyla bir Ar-Ge İnovasyon Merkezi var. Bunun dışında da bunu yapmaya çalışan işletmeler de var. Ama bunların sayısını artacağını çok iyi biliyorum. Mesela dijitalleşme ile ilgili önünüzdeki zorlukları da sormuşsunuz firmalara. Bunlar hala değişmedi. Onu söyleyebilirim ama yine göreceğiz. Ufak tefek değişiklikler neymiş anlayacağız. Mesela uygulama zorluğundan bahsetmişler. Doğrudur. Dünyanın en zor işidir. Yıllarca manuel sistemde, Excel'de, elle, telefonla bir takım işleri yapmış kişilere siz diyorsunuz ki dijitalleş, bulutu kullan. Bakıyor tabii. Ve sonra arkasından da finansman gelmiş. Maliyetli işler bunlar. Ama geri dönüşleri çok hızlı. Bunu farkında sektör. Yine de burada dijitalleşmenin önündeki zorluklara yetişmiş insan kaynağı eksiğini de sektör koymuş. Tabii dijital okuryazarlık önemli. Özellikle yeni nesil bizim bu konuda başarılı. Ama tabii yıllardır bu işin içinde olmuş ve bir takım işte konvansiyonel sistemlere alışmış kişiler için baktığınız zaman biraz daha bu adaptasyon zor gözüküyor. Sonra mesela gelecek 5 yıl sormuşuz. Ne etkiler demişiz global düzeyde? Büyük veri analizini farkında sektör, %64 oranında. Robotik ve otomasyon sistemlerinin farkında, %62 oranında. Nesnelerin internetinin farkında, %42 oranında. Özellikle büyük veri analizi için şunu söyleyebilirim. Ciddi bir büyük veri birikir bizim sektörde. Küçük de olsanız, orta boyda olsanız, büyük de olsanız verileriniz vardır. O verileriniz birikir. O verileri doğru düzgün kullanabilmeye başladığınız anda da müşterinize hiç ummadık bir takım yeni ve çeşitliliği artmış hizmetler sunabilme yeteneğinizi de artar. İlk başta müşteri der ki bu ne? Anlamı var mı? Onun da anlamını müşteriye gösterdiğiniz anda çok ciddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Yine 10 yıl içerisinde Endüstri 4.0 beraberinde gelen teknolojik yeniliklerin lojistik sektörü üzerine yaratacağı etkiyi sormuşuz. Yani %84'ü demiş ki otomasyon ve robot teknolojisiyle verimlilik artışı olacak. Kesin inançlı sektör. Dijitalleşmeye inanıyor. Ben zaten altyapılarımı tamamladım diyor yazılımlarla. Bulut yapılara da, bulut bilişim sistemlerine de %49 oranında hazırım ki bu artacak, göreceksiniz. Ve artı diyor ki otomasyonla da, robot teknolojileri de verimlilik artışı olacak diyor. Sonra ne sormuşuz? Yine global bir soru sormuşuz. Sürdürülebilirliği sormuşuz. Bu da bir başlığımız. Alt başlığımız. Ne yaptıklarını sormuşuz sürdürülebilirlikle ilgili. Biliyorsunuz özellikle global düzeyde rekabet edebilmek için sizin sürdürülebilirliği gösteriyor olmanız lazım. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki işte Avrupa diyor ki sen bana diyor geleceksen diyor sürdürülebilir yapıyla geleceksin diyor. O zaman lokal kalırsın, yerel kalırsın diyor. Ne yaptıklarını sormuşuz. %75'e yakın demiş ki
sürdürülebilirliği şirket politikası haline getirdik. %68'de demiş ki personel farkındalık eğitimlerini tamamladık. Ama bunlar daha başlangıç seviyesinde. Yani mesela karbon ayak izi ölçümünde daha çok düşüyoruz diyor sektör. %13. Enerji su atık süreçliliğleştirmesinde daha çok gerideyiz diyor. %17. Sürdürülebilirlikle ilgili gelişen düzenlemelerin takibini biraz yapmaya başladık diyor. Yani ben diyor ki sektör aslında hazırım. Bu olayın farkındayım. Global yapılar anlamında da bunu benim zaten yapmam lazım ama daha işin başlangıç aşamasındayım. Ve şunun da çok güzel farkında. Bu da çok bence hoş bir değerlendirme. Ben diyor eğer sürdürülebilirlikle ilgili yatırım yaparsam bu benim finansal performansım üzerinde lojistik şirketler Türkiye'deki %69 oranında olumlu bir etkide bulunur diyor. Ve sürdürülebilirlikle ilgili yatırımları da %60 oranında açıkçası yapmayı da düşünüyor. Bunlar aslında baktığınız zaman sonunda yapacağım bir yorum ama şimdi yapayım. Çünkü tam zamanı geldi. Lojistik sektörü global bir sektör dedim başta. Global sektör olduğu için bu global yapıdaki değişimleri sürdürülebilirlik gibi Endüstri 4.0 gibi, dijitalleşme gibi her şeyin farkında. Ve bu farkındalığı da içselleştirmiş ve birçoğunu da yapmaya başlamış. Gelelim en son değişkenimize. Sanıyorum en son değişkenimiz bu. Kamu ilişkileri. Bu da böyle uzun yıllardır sektör, kamu, bunun içerisinde biz üniversite sanayi işbirliğini de kattık. Bu sorunlar çok değişmiyor aslında. Ben işte 30. yılım benim bu akademik düzeyde bu sektörde yer alışım. 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani 30 yıl içerisinde çeşitli dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda kamunun sektör ile ilgili hangi sorunları çözmesini isterseniz diye sorduğunuzda mevzuat düzenlemeleri geliyor. Ya bu zaten her zaman olacak bir şeydir. Ama %80 mevzuat düzenlemeleri geliyor. %60 sektör denetim ve standartlaştırma istiyor. Bu doğru. Çünkü hakikaten bu standartlaşmayı sağlayan, yapıları kuran işletmeler var. Bunun dışında başka bir takım yapılar da karşınıza çıkabiliyor. Farklı dikeylerde. Burada rekabet etme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Ve altyapı sorunları bakın, bu enteresan. Bu 10 yıl önce bu daha çok çıkardı. Altyapı sorunlarının daha geri planda olduğunu görüyoruz. %37.78. O anlamda da aslında sanki sektör, evet biz altyapı sorunlarının çözüldüğünün farkındayız gibi bir mesaj vermiş. Bir de bizi ilgilendiren bir soru sorduk. İşte üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir proje gerçekleştirmiş misiniz diye sorduk. %51 hayır demiş. İlginç. Bizde de hata var. Sektörde de hata var. Ama çok rahat söylüyorum çünkü biz UTİKAT'ın biliyorsunuz UTİKAT'la birlikte yaptık bu çalışmayı. UTİKAT da sektörü temsil ediyor. Bunu bir basın toplantısında açıkladık. Aynı konuyu biz birlikte tartıştık yani. Sizde de hata var, bizde de hata var diye. Herkes her iki tarafta hatayı, hata demeyeyim de yani belki de bir eksiklik diyelim. Hata lafı ağır olabilir. Ama çok ilginç. Burada bence daha çok bizde hata var. Üniversitede. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir proje gerçekleştirmesini düşünüyor musunuz diye sormuşuz. %63'e hayır demiş. Yani neden bunu yapıyorlar? Kötü bir şey mi yaşadılar vesaire bilmiyorum ama yok, o da böyle bir şey de yok. Bu biraz üniversiteyle iş yapma kası önemli. Kası önemli. Bu kas sanıyorum eksik. Sektörde de eksik, bizde de eksik. Herkese dediğim gibi bu konuda da belki de eksiklerini giderirse kendini daha iyi konumda bulabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bu çalışma, işte lojistik sektöründe ilimler beklentiler araştırması 2019 yılının Temmuz aralığının resmini ortaya koydu.
Baştan da söylediğim gibi pandemi yok. Farklı bir takım değişkenlerimiz var. Hiç beklenmedik bir şey çıkıyor karşımıza. Ama bu sonuçları özellikle sizlerle paylaştım. Hem belki de kayda geçsin diye. Çünkü başta da söylediğim gibi bunları dinlerken okuyabilirsiniz de UTİKAT'ın web sitesinde utikat.org.tr'de var. UTİKAT analiz sayfasında. Belki bugünkü ortamları birazcık daha bununla eşleştirerek yorumlayabilirsiniz. Ama 2020 yılının Temmuz aralığı için yani iki dönemi biz karşılaştıracak çalışmaların da ilk adımlarını attık. Sanıyorum o da herhalde bu yıl sonu çıkacak piyasaya. İşte asıl o zaman enteresan bir sonuç çıkacak. Ya yani bir pandemi değiştirdi mi? Ne kadar değiştirdi? Ve ne düzeyde değiştirdi? Onları da sizlerle birlikte burada tartışmış olacağız. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Herkese de iyi günler diliyorum.